Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde haftanın maçı, gerçi biraz gerilerde kaldı iki takım da. Bu nedenle hani üçüncülük maçı şekline dönüştü karşılaşma ama sonuçta iki büyük dev takımın mücadelesiyle ilgili sizi biraz maça hazırlamak istiyorum. Hem Beşiktaş videolarına hem Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Haftanın maçında nasıl bir sonuç ortaya çıkar ya da nasıl bir oyun bekliyoruz? Size biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Tabii ki kadroları zafiyetli iki takımdan bahsediyorum. Yani bu iki takımda gerçekten kadrolarında %50, %40 erozyona uğradı. Dolayısıyla sıkıntılarının büyük olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi şeyden başlayalım. Nereden başlayalım? Tüpraş stadında oynanacak karşılaşmadan Beşiktaş taraftarı yine maça ilgi gösterecektir ama Trabzonspor taraftarlarının maça alınmayacağını söyleyelim. İl Güvenlik Kurulu'nun kararı böyleymiş. Yani ben bu kararlara hiçbir şekilde anlam veremediğim için yani bu nedir anlamıyorum. Neye göre İl Güvenlik Kurulu karar veriyor, neye göre vermiyor? İşte bir derbiye alınıyor, bir büyük maça alınıyor, birine alınmıyor. Bu anlaşılabilir gibi bir durum değil. İnşallah bu işten dönülür demiştim ama dönülmüyor. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Şimdi Beşiktaş'a da Trabzonspor'a da bakacağız. Kadrolarda ne olacak? Beşiktaş'ta bir son dakika haberi geldi. Omar Coley kadrodan çıkarıldı hastalığı nedeniyle. Tabii ki eksikler var. Önce eksiklerden başlayalım. Aboubakar geldi. Fernando Santos'la görüştü ve takımda devam etme kararı aldı. Ama 2 hafta yok. Yani artık lig bitiyor. Nasıl olacak bilemiyorum. Salih Uçan'dan bahsedelim. Sakat oynamıştı. Sakat oynamanın bedeli şimdi bu maçlarda oynayamıyor. Masuaku Afrika Kupası'nda devam ediyor. Hatta son maçta bir de gol attı. Oxlade-Chamberlain ve Amir Hadzi Ahmetoviç'in zaten sezon sonuna kadar lisansları dondurulmuş. Sakatlıkları devam ediyordu. Trabzon tarafına bakalım. Trabzonspor tarafında da Onaçu ve Pepe'nin takımı Afrika Kupası'nda devam ediyor. Orsic'in, Hüseyin'in ve Benkoviç'in sakatlıkları var. Bu arada Abdullah Hoca da bir sanıyorum gripal bir durumla karşılaştı. Geçmiş olsun ama takımının başında olacakmış. Onu da özellikle vurgulamam gerekiyor. Peki bu şartlarda nasıl bir kadro bekliyoruz? Ondan bahsedelim. Önce ev sahibi takımdaki duruma bir bakalım. Kalede Mert oynayacak. Svensson. Şimdi göbekte ikili kim olacak? Hani Necip Omar Coley ya da Tayyip Talha Omar Coley gibiydi. Omar Coley'in bu hastalığı sonucunda herhalde orada ya Amarty Tayyip Talha olacak ya da Necip Tayyip Talha önlerinde Amarty gibi olacak. Yani bu üçlüden birisi defansif orta saha, ikisi de savunmada stoper görevi yapacak. Demir Ege orta alandaki o defansif orta alan oyuncusunun partneri olacak. Önde Rashid Sagetson, Semih Kılıçsoy ki bu maçta büyük umutlar beklenen oyuncu. Ve Cenk de fedakarlıkla iğneyle oynuyor son 2 haftadır. Bu maçı da oynayacak çünkü başka seçenek de çok fazla kalmıyor. Şimdi Trabzonspor tarafına bir bakalım. Bu videoda iki takımı karşılaştırarak maçla ilgili verimli ne olabilir ondan bahsedeceğim size. Yani bir transferle ilgili bir gelişme olmayacak onu özellikle söyleyeyim. Var takımların transfer çalışmaları ama onları yarın video olarak size ulaştırırım. O başka bir şey. Şimdi gelelim Uğurcan Çakır kalede olacak. Mehmetcan Aydın sağ bekte, Evren Eren sol bekte, göbekte Dansville ve Banya'yı bekliyoruz. Dansville de tam 6 maç sonra formasına kavuşacak, sakatlıktan çıkacak. Böylesine bir risk var ama oyuncu da olmayınca mecburen o riski de Abdullah Avcı almak zorunda. Mendy ve Berat'ı bekliyoruz. İki ön liberolu bir oyun. Onların önünde sol tarafta Afrika Kupası'ndan dönen Trezeguet, sağ tarafta Visca, göbekte Bardi'yi bekliyoruz ve en önde de Enis Destan forma giyecek. Enis Destan da formda ama sonuç itibariyle bir Onaçu diyemeyiz onun için. Daha çok genç ve tecrübesiz. Belki bu oyuncuları Onaçu'yu, Pepe'yi çok arayacak Trabzonspor. Şimdi şöyle söyleyelim, bu kadrolarla ilgili bahsettik. İki takımın da
puanlarına baktığımızda 37'ye 36 bir üçüncülük maçından bahsediyoruz ve belki de iki takımın arasındaki karşılaşmanın diğer takımların hiç merak etmediği bir sonuçla bitmesi mümkün. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde zirve yarışında genellikle biz bu maçları da hani o iki takım da merak ederdi. Burada o merak oluşmayacak. Şimdi nasıl bir oyun bekliyoruz? Hemen ondan bahsedelim. Abdullah Avcı'nın bu ikinci geliş, yani bu gelişinde diyelim, böyle farklı anlayışlar ortaya koyduğunu gördük. Mesela Abdullah Avcı geldi Fenerbahçe ile deplasmanda oynarken çok iyi kapattığı bir oyun vardı. Yani bir ve ikinci bölgesini çok iyi kapatıp hücuma çıkarken geçiş hücumlarını ön plana çıkarmış ve Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Bunu başarmıştı. Aynı şeyi Trabzon'daki Galatasaray maçında da bekliyorduk ama orada mesela tam tersini yaptı. Korakor bir oyunu, karşılıklı hücumları tercih etti ki eğer siz karşılıklı hücum tercih ederseniz gerçekten de cezayı kesebilecek Galatasaray'da çok önemli oyuncular var ve tarihi bir skora gitti oyun. Şimdi Beşiktaş maçında Trabzonspor nasıl oynar? Önce oraya bakalım. Yani beklentimiz Trabzonspor'un Fenerbahçe maçında oynadığı gibi iyi kapatarak oynama isteği olacaktır. Yani 1 ve 2. bölgeyi kapatacak. Visca ve Trezeguet gibi 2 tane çabuk oyuncusuyla geçiş hücumu yapacak. Buna karşılık neler var? Bir tarafta Zaynettinov, diğer tarafta Svensson var ve orta alanda da dirençli bir yapı olacak. Şimdi beklediğimiz Abdullah Avcı bu. Onu özellikle söyleyelim. Ve gerçekten de bu geçiş hücumlarından verim almaya çalışacağını düşünebiliriz. Mendy ve Berat'ın performansı da bir anlamda bu gidişatın olumlu ya da olumsuz şekle dönüşmesinde rol oynayacak. Şimdi diğer tarafa baktığımızda, karşı taraf dediğimiz ev sahibi Beşiktaş'a baktığımızda ne var, ne görüyoruz? Beşiktaş'a baktığımızda da Raşitsa'nın yine geçiş hücumları için iyi bir oyuncu olduğunu, Semih'in yine içeriye kat ederek, devrilerek çektiği şutların verimli olacağını söyleyebiliriz. Getson, orta sahada Necip ya da Amartey, Demir Ege üçlüsünün enerjisinin de bu maçta maçın kilitlenmesi ya da açılması konusunda verimli olacağını vurgulayabiliriz. Şimdi şunu söyleyelim. Fernando Santos aslında şu cümleyi söylemişti hatırlarsanız. Dedi ki benim için güzel oyun çok önemli değil. Topun bizde ne kadar kaldığı, rakibe ne kadar gittiği çok önemli değil. Önemli olan maçı kazanmak. Yani felsefesinde maçı kazanmak uğruna oyunu güzelleştirmek gibi bir durum yok. Şu anda da en çok ihtiyaç duyulan zaten maç kazanmak ama yani bu da oyunu daha kilitleyip yine Trabzonspor'un istediği ya da daha doğrusu oynamak istediği tarzda bir oyun benimseyebilir. Yani açık oyun oynamayabilir. Zaten açık oyun oynadığında da bu Trabzonspor'un arka alanda kalacak geniş o bölgelere Trezeguet ve Visca'yı göndermesi anlamına geliyor. Bu manada baktığımızda Beşiktaş'ın da oyunu tutabilecek, tutma çabası içerisinde olacak bir oyunu benimseyeceğini söyleyebilirim. Doğal olarak şimdi bütün bunlara baktığımızda ortaya böyle sıkışık bir oyun çıkacakmış gibi görünüyor. Yani görüntü bu. Bu anlattıklarımdan çıkan sonuç bu. Ama şunu da hemen söyleyelim. Bu tür maçlarda erken bir gol ya da işte eksilme gibi dezavantajlar bir anda oyunun gidişatını çok farklı bir noktaya çekebiliyor. Bu maçta da benzer bir durum olabilir. Yani bütün bu anlattıklarımızın dışında. Ama eğer oyun benim söylediğim seyirde izlenirse, devam ederse bu takdirde çoğunlukla geçiş hücumlarını izleyeceğiz. Bu geçiş hücumlarında kapılan toplar çok hızlı bir şekilde geçişe sevk edilirse bu sefer de gitgeli olan, yani geçiş hücumlarının çok fazla izlendiği bir maça çevrilebilir ki bu da oyunun temposunun artmasını sağlayabilir. İşte bu noktada iki teknik adamın ne düşündüğüne bakacağız. Buna göre de bir maç izleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her iki takımın da defansif manada anlayışı olan teknik direktörü var. Bu oyunun kilitleneceği gibi bir görüntü sergiliyor. Ama az önce söylediğim nedenden ötürü de sanki böyle hani geçiş hücumlarını da hızlandırabilirlerse bize keyifli bir maçla vaat edebilirler. Sonuç itibariyle ne bekliyorsunuz derseniz ben ne şiş yansın ne kebap diye bir güzel sözümüz var. Yani beraberliğin ön planda olacağı bir karşılaşmayı
düşünüyorum. Ama az önce söylediğim gibi erken bir gol ya da işte gelen bir golün sonrasında oluşacak senaryo oyunun şeklini değiştirebilir. Ben hep şöyle vurgularım, genelde böyle söylüyorum. Öncelik bu tür maçlarda beraberliktedir. Eğer biri kazanacaksa ev sahibi daha öndedir diye düşünürüm. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İki takıma da başarılar diliyorum.